Pastane usulü bir kurabiye yapacağız. Şimdi evet. Siz de bana yardım edeceksiniz. Tabii, ben size ettim. Tabii tabii, seve seve, olur mu? 125 gram tereyağına ihtiyacımız var. 1 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı mahlep, tuz, 2 yemek kaşığı çörek otu, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un. Üzerine kullanmak için yumurta sarısı ve susamımız var. Biz mahlepi çıkardık. Onu orada unutmuşuz yine. Mahlepimiz yok. Şimdi kızların ismini söylemeyeyim. Sonra DM üzerinden kızlara baskı yapıyorsunuz. Şu an kızlar duymuyor. Mahlepi çıkarmayı unutmuşuz mesela. Kırmızı kızaklı kız. Ha, buradan da çıkaracaktık ya anne. Olsun, siz mahlep koyun. Çok güzel oluyor. Mahlep bizde kalmamış. Siz ama bana, şimdi kızların ismini anlatırsın. Söylemiyorum. Sonra sosyal medyadan bulup psikolojik baskı yapıyorsunuz çocuklara. Sakın kötü yorum yapmayın. Olabilir. Onun insanlık hali. Unutabiliyoruz bazen. Nasıl da buluyorsunuz üşenmeden? İsim veriyorum. Hemen buluyorsunuz. Nermin Hanım, siz yoracaksınız. Yardım edeyim mi, yoksa malzemeleri katmaya mı yardım edeyim? Ben yoğuracağım şefim. Tamam. Sonra şekilde siz beraber tamam, peki, yapacağız. Olur, ben olur, de bir eldiven alacağım Serpil'cimden. Burada efendim kıyır kıyır bir hamur. Bir spatula veya bir çırpıcıyla başlamak istiyorum. Sana çırpıcı. Şunu, ay sen bu çırpma telini seviyorsun. Evet, çırpma. Çok ben şey bunu ama. Seviyorum. Çok. Ahmet Bey bundan istiyoruz. 3-5-10 tane. Bu çok güzel. O gün anlatamadım size telefonda. Çok sağlam yani, öyle emsalleri gibi yumuşak değil. Yani böyle bayağı bir keki falan çırpabiliyor. Şimdi şöyle bir adet yumurtamı alıyorum. Bir fiske tuzla birlikte önce birazcık böyle köpük köpük olana dek çırpmamız gerekiyor. Yani tuzlu kurabiye deyip geçmeyin, böyle kıyır kıyır ağızda dağılması gerekiyor. O yüzden iyice bir çırpma işlemi yapıyoruz. İstersen yumurta mevzunu da atayım mı oraya? Yani. Ne? Yumurtanın bir tane mevzunda. Yumurta evet alayım, sarısını ayıralım üzeri için. Yağımızı koyduk şöyle. Yağımızı koyduk, güzelce çırpıyorum. Kıyır kıyır pastane usulü bir kurabiye yapacağız. Sana beyazını vereyim. Aynen, onu da alalım. Sürme diyecektim. Çok seviyorum böyle hemen tık diye geliyor ya. Şöyle bakın, köpük köpük oldu. Şimdi bu aşamadan burada hemen koyuyorum pudra şekerini, kabartma tozunu ve üzerine şöyle sirkesini bırakıyorum ki birazcık köpük köpük olsun, aktifliğini sağlayalım. Susamlar üzerine. Ha, bu içine girecekti. Bu da. Evet, şöyle bakın köpürdü. Böyle şu an yakında görüyorsunuz. Aktifliği sağladık. Şöyle bir çırpmaya devam ediyorum. Ekranda şu an gördüğünüz üzere. Ve bu aşamada çörek otunu koyuyorum. Tereyağı en son aşamada ilave edeceğim. Elle yoğurmaya geçeceğim. Çünkü bir eldiven rica edeyim. Lastik vereyim mi? Yok, ben bunları şimdi kaydıracağım. Hı. Aynen. Onu da yapayım bir tane. Olur. Bu elbisenin de kolları bolmuş. Ama kendisi çok güzel. Evet. Kendisi zayıf gösterdi beni. Kız zaten çok şişkosun da. Zayıf gösterdi beni. Zayıf gösterdi beni bugün. Ama yemedim ya. Dün de hiçbir şey yemedim. Çok üzüldük ya. Evet, belli. Uçuklamış ağzını. Daha ne? Ama çok gerçekten üzüldüm. Zordur yani. Teyzeler, ya anne yarısı eğer evet. İltibatınızda kopartmadıysanız, evet, sürekli görüşüyorsanız, bağlarınızı kopartmadıysanız gerçekten çok üzücü. Benim için yani insan çok üzüyor. Ailede herkes o kadar değerli ki hep diyorum Rabbim bana acılarını göstermesin. Annem babam çok kıymetli. Çünkü gerçekten bu yaşıma kadar hiçbir şekilde yalnız bırakmadılar. Her zaman yanımdalardı. Hani hala ömürlerine bereket versin. 38 yaşındayım. Hala hani anne gel dediğinde, baba gel dediğinde koşa koşa geliyorlar. Gelirler. Ne kadar güzel bir şey. Yani sonuçta anne ve babanın gerçekten yeri çok bambaşka bir şey. Onlarsız bir dünya düşünemiyorum. Rabbim en hayırlı şekilde yatsın yazgıyı. Amin. En hayırlı, sağlıklı bir şekilde hep aramızda olsun. Amin. Gerçekten. Onlar gerçekten arkamızdaki dağlar şefim ya. Evet, yağda elimle erittim. Şu an beni izliyorlardır. Öpüyorum sizi. Canlarım benim. Dün yine bol bol fotoğraf çekildik. Melike de yanımızdaydı. Böyle kayıp olunca insan daha çok kıymeti anlıyor. Evet. Daha çok değer anlıyor. İnşallah hayırlı. Her şeyin hayırlısı. Amin. Şöyle bakın. Yoğuruyoruz. Kaç yaşında annem? Annem şu anda 67 yaşında. Aa, gençmiş. Allah ömür versin. Sağlıklı. Benimki de o kadar. Cümlesinin. Hayırlı ömürler versin.
Ama çarenin tabii, bittiği yer değil mi Nane? Öyle öyle. Şimdi şey var, Anadolu insanlar birazcık niyeyse çok çalışmaktan mı kaynaklanıyor yani ev işleriyle anlamında bahçe, bağ, bahçe, hayvanla uğraşmaktan mı biraz çabuk çöküyorlar. Çok. Biraz çabuk çöküyorlar çok yani. Çok yorucu bir iş ama. Evet. Yani o çok çok yorucu iş. Ondan dolayı gördüğüm zaman birazcık daha böyle şey yapıyorlar. Yaş olarak daha büyük bir şey gösteriyorlar. Artık çökeceğiz ama ne yapalım? Sağlıkla. O da olacak. Şöyle. Yardım etme. Yok. Ben şimdi göz kararı koyduğum evet. için dikkatli ve yavaş yavaş ilerlemek gerekiyor. Doğru tabii ki. Şimdi güzel yedire bir yedire. Aynen desen yapacağız. Seviyor musunuz böyle hamur işi yapmayı? Çok severim ben. Değil mi? Hı hı. Çörük otlu, mis gibi tuzlu ama bir kurabiye. Ama dediğiniz gibi mahallebi dolmuş olsaydı çok çok daha böyle harika bir o piştahındaki fırından çıkan olmaz. Koku gerçekten çok güzel. Bende de vardı ama nereye koydum evde? Bazen arayınca bulamıyoruz. Yok normalde benim de burada vardı. Ya iyi hatırlıyorum ama demek ki bitirmişim. Ya o kadar evet, iyi biliyorum. Bakın çok başarılı, ele yapışmayan, sert bir hamur oldu. Bu yerken böyle ağza dağılacak, kıyır kıyır bir lezzet olacak. Şimdi zaten kurabiyemizde şeklini verelim. Ve sonrasında reklam arasına gideceğiz. Hemen şefimle şimdi şekillendireceğiz. Bu buzlukta da saklanıyor, güzel tarafı o. Pişir evet. sakla. Bunları böyle hazırlayıp misafir geldikçe şey yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Şöyle şefim. Şöyle kayayım. Aynen. Böyle birazcık uzunlamasını açıp şöyle bastıracağız elimizle. Evet. Az daha inceltsek mi? Ne dersin abi? Ya bence... Kabartma tuzu var ya içinde. İyi ya. Çok da inceltmeyelim. Biraz şefim geniş yapacağız. Aynı biraz daha geniş mi olsun? Anladım. İstiyorsanız... Küçültün bence şef olmadı, ince oluyor. İnce olur. Tamam peki. Aha şef yapamadı, ne mi? Bilmiyor ki adam şeklini nasıl. Şey şimdi yapma. Her yiğidin bir yoğurt şeyi giyişi vardır yani. Denir. Ondan dolayı... Şef şurada şey demek. Siz takılmayın terpile, evet. boş ver. Ondan dolayı dedim ya sana. Evet, bakın. Her, herkesin öğreneceği muhakkak ki bir şeyler kesinlikle. Vardır. Bunda ben hemfikirim. Hiçbir şekilde... Kimse demesin ki yani ben bunu çok iyi biliyorum. Aynen öyle. Bundan daha iyi bilen, benden daha iyi bileni kimse yoktur. Kimse bilemez, kimse yani bilemez. Muhakkak her şeyi öğreneceğiz. Herkesin bir eksik noktası ve bilmediği bir noktası vardır. Böyle yani. İyi midir? Çok oldun iyi. Oldun bu sefer. Buyur hocam, harikasın. Ben şefle şey konuştum, tuttuğumuz takımlar farklıymış. Ben de dedim ki şef, bittin sen. Yani evet. Ya şöyle söyleyeyim, takım, makım her şey işin esprisi aynen, ama aynen. Sonuçta ilk defa gördüğü bir tarif yani. Oldu mu? Çok iyi oldu. Şimdi ona göre danışalım ki harika yoksa ötesisi. Sonradan fırça yemeyelim. Estağfurullah, bizde fırça yok. Yani şakası için. Bizim mutfak serbest mutfak. Evet, herkes konuda, gelip hünerlerini sergileyebilir yani. Evet, o konuda gerçekten rahat hiçbir şekilde yani oldu, kendi çalıştığımız mutfaklardan bir... Farkımız olmadan kesinlikle gayet burada rahat bir şekilde çalışabiliyoruz. Mutfaktaki hünerleri sergileyebilirsiniz. İnce, sohbet, geniş, tamamen size kalmış. Biraz şekilleri. Daha ince yapabilir, biraz daha geniş tutabilirsiniz şekillerini. Şöyle gösteriyorum. Ben diyorum ya, ben bayılıyorum bu çorbaya. Vallahi eline sağlık, çok güzel kokuyor. Hem pratik gördüğünüz gibi. Ben bazen üzere. Kendim yani restoranlarda yok menülerimizde ama şey yapabiliyorum. Kendim özel olarak hazırlıyorum. Sırf şöyle kendim şey yapmak için, içmek için bu çorbayı hazırlıyorum. Yani annemin yanına gidemediğim zamanlarda. Ay, başından eksik etmiş. Gerçi eşimin hakkında vermem gerekir. Anne, o da yapıyor. Şeyde mi? Köyde mi? Yok burada. Ha, burada. Abimlerle beraber. Hı hı. Çok güzel. Evet şöyle. Yumurta süreyim mi ben bunu? Başka. Sürelim. Şöyle inceltip şöyle bastırıyorsunuz. Çok fazla ince çok, yapmayın. Çok gene yani. Böyle birazcık ağza gelsin yani. Kurabiye yediğimizi de anlayalım. Doğru söylüyorsun. Şöyle. Daha ince veya daha kalın, daha kareler, daha biz çubuk şey halinde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hı. Yuvarlak bezeler yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ya çok pratik olmasın. Avantajı çok güzel bir şey. Yani misafiri geldiği anda ev hanımlar için gerçekten çok sıkıştırdık. Kurtarıcı gibi bir şey. Şimdi de öyle mi? Çok kolay. Bunu bir daha yapayım. Aynen. Benim de arası yok. Evet olmuş. Efendim. Sonrasında gördüğünüz üzere üzerine yumurta sarısı ve susamla. Susamla evet. Haşlandıracağız. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 dereceye vereceğiz. Ve yaklaşık olarak
30-35 dakika içerisinde pişiyor. Kurabiye gerçekten kıyır kıyır gözüküyor. Şimdi bir tanesini sizler için ufalayacağım. O zaman göreceksiniz. Demek istediğim şey efendim, efsane bir tariftir. Günlerce bayatlamadan saklama kutularının içerisinde rahatlıkla saklayabiliyorsunuz. En büyük özelliği dediğim gibi günlerce bayatlamadan kullanabiliyorsunuz. Çok açmadan disk yaptım. Şöyle. Aynen. Hemen donabilsin. Hemen bunları diziyoruz. Ellerimizi bir. İşte her gün bir şey için çırpınıyoruz, didiniyoruz efendim ama maalesef yaptığımız planların çoğu yarım kalıyor. O yüzden plan yapmamak lazım. Sadece hayırlı bir yaşam dilemek lazım gerçekten. Ne kadar çok plan yaparsak hepsi maalesef boşa. Boşa gidebiliyor. Şimdi bunu kurabiyeliğe de kurabiyemizi dizdik. Şöyle. Tamam. Orayı da ben alayım şef, geliyorum. Şimdi ben hemen içini de göstereceğim. Hatta şefime de şöyle yarısını vereyim. Atsın. Bakın efendim, şefim şöyle vereyim size. Ben tadına bakayım gerçekten. Sıcak sıcak kıyır, bakın. Kıyır dağılıyor da. Şöyle bakın. Gerçekten ben dayanamadım, efsane. Yedim. Çok güzel. Yani şu görüntüyü yakalıyorsunuz, ben bunları yiyeceğim. Gerçek, sakın ufaladı bıraktı demeyin. Kıyır kıyır olduğunu göstermek istiyorum gerçekten. Ulan benim nasibim. Kırıntıları da şöyle bir kaseye alalım. Ellerinize sağlık, mükemmel olmuş. Alayım ben şey. Çok güzel. Akabinde tuzlu kurabiyemizi hazırladık. Çok lezzetli olan bir, sizin yap hazırlamış olduğunuz tuzlu kurabiyemiz var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.